Çalışkanlığımı, eğitimimi, mesleğe olan aşkımı, bilim ve teknolojiye olan 25 Eylül 1923 tarihinden itibaren itfaiye teşkilatları belediyelere bağlanmış olup 25 Eylül'ü izleyen hafta yangın ve itfaiyeciler haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün itfaiye teşkilatımızın belediyelere bağlandığı tarihten itibaren 91. yılını kutlamaktayız. Karadeniz Yerel İtfaiye Müdürlüğümüz sadece yangınlara değil, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde su üstünde ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarında her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylarda halkın yardımına giden hayat kurtarmak için kendi canlarını gözünü kırpmadan tehlikeye atan kutsal bir vazifeyi üstlenmişler. İtfaiye Müdürlüğümüz Kışla Mahallesi ve Süleymanlar Mahallesi olmak üzere iki istasyon olarak hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze 6 adet yangın söndürme aracı, 1 adet kaza kırım aracı, 1 adet 27 metre hidrolik merdivenli araç, 1 adet 15 ton su kapasiteli su tankeri, 1 adet 4x4 hizmet aracı ile toplam 10 araç hizmet vermektedir. Ayrıca su altı ve su üstü kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet Zodiac bot da hizmet vermekteyiz. Müdürlüğümüzde 5 kişiden oluşan SMAS 3 yıldızlı profesyonel dalgıç, 3 kişiden oluşan can kurtaran ve kayıp aramalarda kullanılmak üzere eğitmen ve arama kurtarma köpeklerimiz bulunmaktadır. İtfaiye Müdürlüğümüz 3 belde, 31 mahalle, 91 köyde yaklaşık 200 bin nüfusa 59 personelde hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu projeler ev hanımlarına eğitim projesi, kreş ve okul çocuklarına eğitim projeleri, gönüllü itfaiyecilik projesi, yurt dışı kardeş itfaiye projeleri bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün 2010 yılında başlatmış olduğu gönüllü itfaiyecilik projesi kapsamında bugüne kadar 38'i bayan, 146'sı erkek olmak üzere 184 gönüllü eğitim alarak çalıştıkları kurumlarda, evlerinde ve mahallelerinde oluşabilecek yangın, kaza ve doğal afetlere itfaiye olay yerine gelinceye kadar ilk müdahalede bulunarak yangının büyümesini ve yayılmasını önleyerek itfaiye ve personelimize destek sağlamaktadırlar. Burada demin bir tane yemin dinledim. İtfaiyeci yemini. Gerçekten eski günlerim aklıma geldi. Yemin çoğu mesleklerde bu şekilde toplu şekilde yapılmıyor. Ben de tıp fakültesinden mezun olurken Hipokrat yeminiyle biz mezun olduk. İtfaiye yemini de bugün burada dinledim. Son derece memnun oldum. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten bu yemine layık olarak çalışıyorlar. Söylemek istediğim, müdürümüz de bahsetti. Bizler şu an iki yer söyledi ama bunlara ilaveten bir tane bir merkezi binamız olacak. Bir de Sarı Korkmaz Mahallesi'nde bir tane daha trafik itfaiye istasyonu açacağız. Amacımız şu. Amacımız en hızlı şekilde itfaiye olarak o bölgede, o felaketin yanında, o kardeşlerimizin, o canların yanında her türlü felakette en hızlı zamanda oraya müdahale etmek, onların yanında olmak, onları yalnız bırakmamak. Bütün mücadelemiz, bütün yapmak istediğimiz hedeflerimiz bu tür felaketlere, özellikle yangında hortumun serilmemesi zamanlaması 5 dakika, 4 dakikaya indirmek, bir an önce can ve mal kaybını en aza indirmek. Amacımız, hedefimiz bu. Bunun için ileriki günlerde bu istasyon sayıları artacak. Bir milletin özellikle bazı devlet dairelerinin başlarına felaketler gelmeden bu tür yatırımları, bu tür şeyleri fazla görebilirler. Fakat insan olarak her zaman da şunu düşünüyorum.
başımıza gelmeden önlemlerimizi almamız lazım. Ve her türlü felaketin de, her türlü zorlukların da mücadelenin başında, önlemin başında eğitim gelir. Ve bunu en güzel de itfaiye müdürlüğümüz yapmakta. Bundan dolayı hem gönüllü itfaiyecilerimizi hem itfaiye müdürlüğümüzü kutluyorum. Bu eğitimlerin sürekli olmasını arzuluyorum. Thank you.